Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf, 10. sınıf öğrencisiyim. Bugünkü videomuzda kendi tecrübelerimden yararlanarak 9. sınıfta nelere dikkat etmelisiniz, hangi dersler daha önemli bunları anlatacağım. Geçen sene çok sıkı bir şekilde hepiniz LGS'ye hazırlandınız ve çok yoruldunuz. Bu nedenle şu anda sınavdan kurtulmanın verdiği bir rahatlık var. Sizleri çok fazla korkutmak istemem ama bu rahatlık çok fazla sürmeyecek. Ben de kendi sınav senemden sonra çok fazla rahatlamıştım ve liseye geçtiğimde sanki lisede hiç ders çalışmayacağımı düşünüyordum. Ama dersler ilerlemeye başlayıp asıl konular işlenince ders çalışmam gerektiğini fark ettim. Lisede ortaokulda görmüş olduğunuz derslerin farklı dallara ayrılmış halini göreceksiniz. En basit örneğiyle fen bilimleri dersi fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere toplamda 3 farklı derse ayrılacak. Tüm bunlara ek olarak coğrafya ve tarih dersleriniz de olacak. Derslerin fazla olması liseye ilk başladığımda beni çok fazla zorlamıştı ama sonrasında bu duruma alıştım. Sizler de liseye ilk başladığınızda derslerin fazlalığından dolayı sıkıntı çekebilirsiniz ama merak etmeyin, sonrasında alışıyorsunuz. 9. sınıf lisenin ilk yılı olduğu için çoğu arkadaşımız 9. sınıftaki derslerin çok zor olduğunu düşünüyor. Tabii ki de 9. sınıfında kendine göre zorlukları var ama eğer siz planlı bir şekilde çalışırsanız, ödevlerinizi günü gününe yaparsanız emin olun 9. sınıf çok kolay. Ben şimdi 9. sınıfta nasıl çalışıyordum bunu anlatmak istiyorum. Eğer 9. sınıfla ilgili merak ettikleriniz varsa şimdi anlatacaklarımı dikkatle dinleyin. Ben özellikle yazılı haftalarında çok sıkı bir şekilde çalıştım ve yazılılardan yüksek almaya çalışarak ortalamamı yüksek tuttum. Sizlere de tavsiyem bu şekilde: yazılı zamanında çok sıkı bir şekilde çalışın ve ortalama olabildiğince yüksek tutun. Yazılı zamanları haricinde de her gün mutlaka konu tekrarları yapardım. Çünkü 9. sınıf konuları önemli. Konu tekrarlarımı güzel bir şekilde yaptıktan sonra eğer o gün ödev verilmişse ödevlerimi kesinlikle yapıyordum. Burada sizlere ödevlerle ilgili bir tane tavsiye vermek istiyorum. 9. sınıfta ödevlerinizi kesinlikle biriktirmeyin. Eğer ödevlerinizi biriktirirseniz sonradan o ödevleri yetiştirmeniz sizler için çok sıkıntılı olacaktır. Çünkü lisede şu şekilde bir durum var. Her hoca kendi dersine göre ödev veriyor ve diğer hocalar ödev vermiş mi bunları çok fazla takmıyor. Bu sebeple 9. sınıfta ödevlerinizi kesinlikle biriktirmeyin. Ben 9. sınıfın bir döneminde ödevlerimi biriktirmiştim ve sonrasında çok sıkıntı çekmiştim. Her gün düzenli bir şekilde ödevlerinizi ve konu tekrarlarınızı yaparsanız kalan vakitte kendinize vakit ayırabilirsiniz. 9. sınıf içerisinde diğer senelere kıyasla daha hafif konular var. Bu nedenle 9. sınıf içerisinde bolca boş vaktiniz olacak. Sizlere tavsiyem bu boş vakitlerinizi çok güzel değerlendirin. Çünkü bu boş vakitleriniz ilerleyen zamanlarda olmayacak. Ben şimdi kendimden örnek vermek istiyorum. Ben 9. sınıftaki boş zamanlarımda YouTube'a içerik üretmiştim. Bunlara ek olarak video ve fotoğraf düzenlemeyi de öğrendim. Sizler de boş vakitlerinizde sevdiğiniz bir aktiviteyi yapabilirsiniz. Sizlerin de bildiği gibi bu sene pandemiden dolayı bir süre daha uzaktan eğitim olacak. Bu süreçte dersler EBA TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sizlere tavsiyem uzaktan eğitimdeki hiçbir dersi kaçırmayın. Uzaktan eğitim derslerine katılırken de mutlaka not tutun. Not tutmanın önemini önceki videolarda da anlatmıştım ama yine anlatmak istiyorum. İnsanın yazdığı şeyler aklına daha çok kalıyor. Bütün uzaktan eğitim derslerine katıldınız diyelim ama yine de birkaç yerde konu eksiniz var. Arkadaşlar, sizlere tavsiyem konu anlatım videoları izlemeniz. Ben geçen seneki eksikliklerimi konu anlatım videoları izleyerek gidermiştim. Aslında şu anda gördüğünüz uzaktan eğitim telafi eğitim. Sizler 8. sınıfın 2. dönem konularını görüyorsunuz. Bu nedenle bazı arkadaşlarımız biz 8. sınıfı bitirdik, bu konular bizim işimize ne arayacak diye bana sürekli olarak soru soruyorlardı. Ben bu konuya şu şekilde bir açıklık getirmek istiyorum. En basit örneğiyle fen bilimlerindeki atom ünitesi 9. sınıf kimyada da var. Demek istediğim, uzaktan eğitimde 8. sınıf konuları anlatılıyor diye uzaktan eğitime katılmamazlık yapmayın. 9. sınıfa geçen çoğu arkadaşımız bana sürekli olarak şu soruyu soruyor: 9. sınıfta en zor ders hangisi? Öncelikle en zor ders kişiden kişiye göre değişebilir. Mesela benim 9. sınıfta en çok zorlandığım ders biyolojiydi. Çünkü 9. sınıf biyoloji tamamen ezbere dayalıydı. Ben ezber yapmayı hiç sevmem. Bu nedenle 9. sınıf biyolojide zorlanmıştım. Ben 9. sınıf biyolojide zorlandım. Ama mesela bazı arkadaşlarım da biyolojide hiç zorlanmadı. Demek istediğim, en zor ders kişiden kişiye göre değişebilir. Eğer düzenli bir şekilde tekrar yapar ve bolca test çözerseniz aslında bütün dersler çok kolay. 9. sınıfta özellikle matematik dersine önem vermenizi istiyorum. Çünkü TYT sınavında 9. ve 10. sınıf konularından sorular çıkmakta.
Yani bu sene içerisinde göreceğiniz konuların hepsini güzel bir şekilde öğrenirseniz ilerleyen zamanlarda bu konulara tekrardan çalışmak zorunda kalmazsınız. 9. sınıf matematik gerçekten çok eğlenceli. Ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum. 9. sınıf matematikte yeni nesil sorular da var. Eğer 8. sınıftayken yeni nesil soruları çok güzel bir şekilde çözüyorsanız 9. sınıfta rahat edersiniz. Biraz da yazılar konusuna değinmek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse ben yazılara ilk girdiğimde biraz korkmuştum. Yazılardan korkmamın en büyük nedeni hocaların soru tarzını bilmememdi. Ama lisenin ilerleyen zamanlarında hocamı tanıdım ve yazılara o şekilde girdim. Sizlere de burada bir tane tavsiye vermek istiyorum. Eğer yazılardan yüksek almak istiyorsanız 9. sınıfta kesinlikle defter tutun. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer bana 9. sınıfla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.